Bir kere Kur'an bir ıslahat kitabıdır. Amenna. Efendimiz içine geldiği toplumda Hazreti İbrahim'in kafiri değil idiler müşrikler. Mekke müşrikleri arasında Hazreti İbrahim'in misyonunu inkar eden birini bilmiyoruz. Evet. Hazreti İbrahim'in mesajının muharrifleri idiler. Mekkeliler. Hazreti İbrahim'in mesajının müceddidi olarak, muslihi olarak gönderildi Allah Resulü. Dolayısıyla Kur'an da Hazreti İbrahim'in mesajı olmak, başta olmak üzere tüm önceki peygamberlerin mesajının özünü cami, cevami'ul kelim bir nebinin cevami'ul kelim bir vahyi olarak getirildi, geldi. Bu manada Kur'an üzerinde bulunduğu toplumun aklını karanlık ilan eder. Minezzulümâti ilen nur. Karanlıklardan aydınlığa. Yuhricuhum minezzulümâti ilen nur. O karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ister. Dolayısıyla karanlık gece karanlığı falan değil. Yani akleden kalbin karanlığı. Duygunun ve düşüncenin karanlığı. Cahiliye aklını Kur'an karanlık olarak niteliyor. Terör olarak da buna zulümat deniliyor. Aynen öyle. Ve Kur'an üç tip inşa gerçekleştirdi. Bir, kavramlarıyla tasavvuru inşa etti. Önermeleriyle aklı inşa etti, hükümleriyle. Örnekleriyle şahsiyeti inşa etti. Ve bütünüyle de hayatı inşa etti. Kavramlarıyla tasavvuru inşa etti ki tasavvur düşüncenin ana rahmidir. Düşünce orada başlar. Eğer bu fikir doğrudur cümlesini kurmanız için doğrunun içini doğru doldurmanız lazım. Bu inanç haktır, bu inanç da batıldır cümlelerini kurabilmeniz için hak ve batılın içini doğru doldurmanız lazım. Eğer siz hakka batıl, batıla hak anlamını geçirmişseniz böyle kuracağınız her cümle yanlıştır. Onun için tasavvur ana rahmidir düşüncenin. Kur'an kar ve zarar kavramlarının içini doldurdu mesela. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticareti kar etmedi dedi. Riba yoluyla artırdığınız mallar size bir şey eklemez, getirmez dedi. Müşriklere döndü dedi ki, sizin Kabe'yi giydirmeniz, hacıları doyurmanız, siz iman eden ve salih amel işleyenlerle aynı hizaya getirmez dedi. Yani burada aynı zamanda da bir tasavvur inşa etti. Bu tasavvur inşasından dolayıdır ki hayat ve ölümü yeniden tanımladı Kur'an. Yani yaşıyorum diyenlere ölüler dedi. Siz ölüsünüz. Siz ölüsünüz. Bu kitap diri olanları uyarmaya gelmiştir dedi. Öldü denilenlere de onlar diridirler dedi. Fakat siz farkında değilsiniz, dedi. Yani tasavvuru inşa etti. Ondan sonra aklı inşa etti. Yani zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. İşte bu bir önermedir. Müthiş bir önermedir. Her mükemmellik, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ne ki mükemmellik, o aklınıza geliyor, o Allah'a aittir, dedi. Bu bir önermedir. Allah tasavvurunu inşa ediyor. Öbür yerde düşman tasavvurunu inşa ediyor. Vesaire. Örnekleriyle, peygamber örneklerinin tamamıyla şahsiyeti inşa etti. Aslında peygamberlerin isimleri tarihte kalmış, tarihseldir. Fakat misyonları tarihsel değildir. Ve ne oldu peki? Kur'an'dan sonra bir şey oldu. Kur'an cahiliyenin önüne koskoca bir bariyer yaptı. Cahiliye dedi ki, sizi buradan geçirmem. Ve onlar atalarını üzerinde buldukları dine inanıyorlardı. Kur'an'a karşı geliştirdikleri argüman hep bu oldu. Savunmaları hep bu oldu. Biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz dine inanıyoruz. Ya ataları hidayet üzere değil, sapmış iseler de mi onları takip edecekler dedi Kur'an. Yani peki ne oldu? Kur'an'dan sonra bir şey oldu. Yani ifsat nasıl gerçekleşti? İfsat önce tasavvurda gerçekleşti.
Bu tasavvurda gerçekleşen ifsadın siyasi boyutu öncelikli boyut oldu. Evet. Mal müminlerin malıydı. Ümmetin malıydı. Fakat Muaviye malı Allah'ın malı ilan etti. İlk bakışta çok tunturaklı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Zer diyor ki, Mülkülillah diyor. Tabi Ebu Zer diyor ki, mal Müslümanların malıdır. Israr ediyor bunda. Muaviye de diyor ki, mal Allah'ındır. Şimdi ilk bakışta çok, ya Muaviye'ninki daha şey gözüküyor. Değil aslında. Arka planı var. Arkası gelecek çünkü. Allah bu malı bize verdi. Bu mülkü de bize verdi. Siz ne karışırsınız? Demek için bunu yaptı. Bir tasavvur. İşte orada kader tasavvurunun tam bir takla attırıldığını görüyoruz. Kur'an müthiş bir cahiliye kaderciliğinin önüne bariyer ördü ve yepyeni insanın sorumluluğunu öne çıkaran, insanın irade ve aklını öne çıkaran, düşünün 140 yerde irade kullanılır, Kur'an'da bir tane isim gelmez. Hepsi fiildir. Kur'an'da bir tane irade isim gelmez. Niye fiildir? Kullanılmayan irade yok hükmündedir. Kullanıyorsanız var, tıpkı akıl gibi. Akıl da fiil olarak gelir. Hep yaqilun taqilun. Dolayısıyla bir tasavvur inşa ediyor aslında Kur'an bu kavramlarla. Ve ne yaptılar? Bu alanda cahiliyenin tabiri caizse önüne set çekmiş olan Kur'an'a bir servis yolu yaptılar dışarıdan. Ve onu da rivayet kültürünün içinden delirttiler. Rivayet kültürünün içinden. Kur'an hakikatin otoritesini, rivayetin otoritesinin önüne koymuştu. Onun için kıssacılara, hikayecilere meydan okudu. Şairlere meydan okudu Kur'an. Şairlerin önünü onun için kesti. Bu aslında bir inşa idi Kur'an'ın, ki müthiş bir inşa idi. Müthiş bir ihya idi. Peki ne yaptılar? Kıssacıların önünü rivayet kültürünün içinden 100 yıl sonra dirilttiler. Ve tabii eğer siz hakikatin otoritesinin önüne rivayetin otoritesini koyacaksanız başvuracağınız kaynak bellidir. Yahudi, Mesihiyat ve İsrailiyat. Dolayısıyla Kur'an'ın ıslah ettiği tasavvur yeniden ifsad edildi. Kur'an'ın ıslah ettiği akıl yeniden ifsad edildi. İslam aklı, Müslüman aklı, Kur'an'ın ıslah ettiği Müslüman aklı, inşa ettiği Müslüman aklı yeniden ifsad edildi, hatta imha edildi. Ve Kur'an'ın inşa ettiği Müslüman şahsiyet ifsad edildi, hatta imha edildi. Ve gördüğümüz kadarıyla Kur'an neyin önünü kesmişse, Kur'an ayet dedi, yere ayet dedi, göğe ayet dedi, buluta ayet dedi, insana ayet dedi, aya ayet dedi, güneşe ayet dedi. Kur'an'ın içinde olağanüstüye değil olağana atıf var. Olağanın olağanüstülüğüne atıf var. Fussilet suresinde mealen afaktaki ve enfüsteki ayetleri kavrarsanız eğer, eyvallah, vahyin onun da hak olduğunu göreceksiniz. Dahası Yusuf suresinin 105. ayetinde yerlerde ve göklerde nice ayetler var ki yanından geçip giderler de görmezler bile, bakmazlar bile. Ama bakınız Kur'an cahiliyenin kader anlayışı var. Ne diyorlardı? Eğer Allah dileseydi levşa Allahu ma eşrekne. Biz şirk koşmazdık. Buyur. Yani bugün geldiğimiz noktada kime benziyor genel kitle? Yani Kur'an'ın getirdiği aklı mı kullanıyor bu konuda? Yoksa Kur'an'ın önünü tıkadığı aklı mı? Kur'an'ın imha ettiği aklı mı kullanıyor? Aynı şekilde rivayetin otoritesi mi, hakikatin otoritesi mi meselesinde? Şimdi bırakınız avamı, cahili. Alimlerimiz hangi aklı kullanıyor sizce? Rivayetin otoritesini hakikatin otoritesinin önüne mi koyuyorlar? Hakikatin otoritesini rivayetin otoritesini. Kur'an taklide karşı tahkik yolunu külliyen açtı. Muhteşem bir biçimde. Onun için atalar dinini mahkum etti. Bu anlamda. Ve
seçip ayıran bir aklı öne çıkardı. Mümeyyiz aklı. Onun için de seçin dedi. Seçin. Hatta Hazreti İbrahim'in hayatından seçilmesini istedi. Mesela İbrahim'in babasına yaptığı duayı almamalarını istedi. Bu konuda illa istisnasıyla Hazreti İbrahim'in babasına yaptığı duanın örnek olmadığını söyledi. Hazreti İbrahim'in neslinden de imamlar var et duasına zalimler ahdime ulaşamaz diye istisna koydu. Onu da ayırdı, seçti. Leysu sevâen min ehlil kitab dedi. Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Ayırdı, seçti. Seçip ayıran bir akıl inşa etti. Ama ne oldu? Daha sonra toptancı bir akla dönüştü. Süpürüp alan, süpürüp atan bir akla. Dolayısıyla yani Kur'an'ın ıslah ettiği birçok alanda Kur'an'dan yaklaşık bir asır sonra hangi alanda ıslahat gerçekleştirmişse Kur'an, o alanlarda Kur'an'ın etrafını dolaşarak rivayet kültürü üzerinden ifsat, İslam oldu. Evet. Ve İslam kültürü oldu. Bugünkü çözmüşlüğümüzün, bugünkü yetimliğimizin arka planında bu aşamalar Kur'an var. Kur'an neslinin dışında her tür neslin yetişmesinin sebebi de budur. Evet. Ben sizlerin yaklaşımından ve benim de kattıklarımdan kalkarak burada not aldım. Bir iki satırımda vardı. Şöyle tasnifleyecek olursam, kronolojik olarak. Şimdi Müzemmil suresinde görüyoruz. Resul ve Resul'le beraber olanlar gecenin belli vakitlerinde oturuyorlar tertil üzere anlayarak, kavrayarak, vahiy ile yaşanan sorunları karşılaştırarak, idrak ederek vahyi anlıyorlar. Anlam öncelikli. Evet. Lafız öncelikli değil. Evet, eğitimden geçiyorlar. Eyvah. Ve bu eğitimden geçenler gene Yusuf suresinde Resul ve Resul'le beraber olanlar bu sefer eğitilmişler. Basiret üzere insanları Hakk'a davet edersiler diyor Allah-u Teala. Şimdi bu boyutuyla baktığımızda bence en büyük zaaf hemen Resul'den sonra bence hızlı bir büyüme sürecinde İslam toprakları olan bölgeler içine giren büyük kitlelerin eğitilmemişliğini ifade edebiliriz. Ben şöyle, Ahmet abi beni muhtemelen doğrulayacaktır. Hazreti Ömer döneminde Sa'd bin Ebu Vakkas Irak'taki olayları yatıştırılmışsa görevlendirilmiş fakat Sasaniler yenildikten sonra kaçıyor. Kaçarken o zamanki iletişim imkanı yok. Orduyu sürüyor tüm İran'ı fethediyor. 2-3 ay sonra haber Hazreti Ömer'e geldiğinde benim okuduğum tarihi bilgilerde Hazreti Ömer elleriyle yumrukları kafasına vuruyor. Eyvah diyor, eyvah ne yaptınız? Hatta şöyle bir sözü var. Keşke aramızda ateşten dağlar olsaydı da ne onlar bizi görseydi ne biz onları görseydik. Evet. Aynen Taberi nakleder, İbn Esir nakleder. Bu çok önemli. Evet. Hatta dahası var. Dahası var. Amr İbnül As Mısır'a yürüyecek. Mısır olayında mektup Eyvah. Olayı var. Şimdi Eyvah. Yani burada büyük, çabuk büyüme, tamam büyüdüğünü eğitmen lazım. Eğitmeye vakit bulamıyorsun. Adam cahili kültürüyle ben geldim Müslüman oldum diyor. Kendi telakkisiyle İslami telakkileri sentezliyor. Bir nevi bizim Orta Asya'dan gelen Türkmenlerin oradaki Budist veya Şaman kültürüyle tasavvuf yoluyla bütüşüp böyle Alevi türü bir İslamlaşma sürecine girmeleri gibi. İran İslamlaşmıyor, İslam gibi. İranlaşıyor. Evet gibi. Böyle ilk defa bu anlamda başta bir eğitimsel bapta bir eksiklik var. İki, Ahmet abinin bahsettiği vurgu çok önemli. Bu eğitimden geçmemiş. Yani bir nevi Mekke'nin fethi sürecinde kılıç zoruyla tüleka denilen İslam'a girmiş, ciddi bir eğitimden geçmemiş insanların kısa bir zamanda iktidara gelmeleri. Bu çok çok önemli bir bozulma. Üç, bir merkez kaç hali var. İktidardaki tuğyan, zulüm, zulümat arttıkça gücü yetmeyen tipler ki Abdülkadir Geylani'nin hayat hikayesi çok ilginç. Fakih, Bağdat'ta yaşıyor.
Ama diyor ki zulüm tüm pazarı kapladı. Esnaf da sultana uydu. Ben bu zulüm ortamında yaşamak istemiyorum. Bu bir tuğyandır. Tuğyandan kaçıyorum. Bu tespit önemli. Kaçıyor ama kalabalıktan kaçıp dağa çekiliyor. Sakin yere, kırsal yere gidiyor. Oysa hiçbir peygamberin sünneti yaşanan sorundan kaçmak değil. Sorunun üzerine giderek insanların karanlığına aydınlık getirmek. Vahiy peygamberi Hira'dan indirdi. Evet, Hira'dan indirdi. Eyvallah. Dört, yani bu önemli. Bu daha sonra tasavvuf olarak hayattan kaçma, sadece dar bir nefs tezkiyesi olarak karşımıza çıkıyor. Dönemin yani vahye mugayir, ters felsefik yaklaşımları, bu Beytül Hikme falan vasıtasıyla da çevir yoluyla sutur felsefesi geliyor. Burada vahiy dışı düşünce sızmaları oluyor İslam dünyasına üst entelektüel düzeyde ve bu aşağı indikçe bir sürü felsefik anlayışın halk nezdinde şey oluyor, yani yanlış yorumlar oluyor. 5, kelam tartışmaları o etkiyle belki giderek kelam tartışmaları akaid mezhebi haline geliyor ve kelam kitapları akaidleşiyor, akaid kitabı oluyor. Yani doğru olabilir, yanlış olabilir kelami görüşler ama bunu akaidleştirdiğinizde... Fıkıh da akideleşiyor. Evet, yani fıkıh da şöyle akaid, en son bapta onu söyleyeyim. Yani neticede içtihat kapısını kapattığınızda mezhepçilik yaygınlaşıyor demektir. Hayatı donduruyorsunuz. Yani yaşanan sorunlarla vahiy arasında irtibatı tarihe havale ediyorsunuz. Geleceğe değil, akla, tefekküre değil, donukluğa sevk ediyorsunuz. Bu bütünsel olarak gerçekten fikrin donması, bir atalet hali, mezhepçiliğin yaygınlaşması, bidat hurafelerin yani gittikçe ifsat boyutuna toplumu çürütmeye başlaması ile paralel bir hal alıyor. Zaten bu bozulmaya karşı ama sadece 19. yüzyılda değil, sadece 20. yüzyılda değil, belki her dönemde güçleri yettiği olan da ıslah önderleri sürekli insanları uyarmak, yani vahiy ile buluşturmak, onları asıllara döndürme konusunda çaba sarf ettiler. O çabaların ürünüdür bizim ulaştığımız sahih gelenek diyelim.